Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir T burada oluşan iç akışı göstereceğim. Burada giriş iki giriş borumuzun iki giriş yönü var. Buradaki çaplarımız eşit, hızlarımız eşit. Çıkış çapımızın ise 10 milimetre yani yarı yarıya düşüyor ve çıkış hızımızın ne olduğunu merak ediyoruz. Bunun analizini yapacağım arkadaşlar. Tabii ben burada bunu bir surface body olarak yani bir plak olarak düşündüm. Bir borun içerisinden bir plakayı bir kesit aldığımızı düşünün arkadaşlar. Bu şekilde bir analiz yapıyoruz. Şimdi geometrime iki kere tıkladım. XY planeimi seçtim. Buradan önden baktım. Unit'imi milimetre yaptım. Arkadaşlar şuradan bir sketch seçtim. Şöyle dimension dedim. milimetreye 20 milimetre. Tamam mı? Şimdi daha sonra draw diyeyim. Bir sketch şey, rectangle. Rectangle daha seçtim. Bunu ise arkadaşlar şöyle yaptık. Dimension dedim. Aynen. General'dan bir seçi yapayım. Şimdi şu V3'ü 100 yaptım arkadaşlar. 100 milim. Bunu ise 10 milim yaptım. Tamam mı? Bakın yarı yarıya düşürdüm. Sonra bir horizontal seçip şunu artık ortalayalım. Kaç olacak? 95 milim olacak, değil mi? Evet. Şimdi modify dedim. Ve trim deyip ops. Şurayı seçtim. İki tane üst üste çizgi var ya. O yüzden iki kere bastım. Şimdi arkadaşlar tamam. Bu işlemimiz bitti. Modelingime geldim. Extrude edeceğim bunu. Right. Sketch. Apply dedim. 1 milim diyeyim buna. Generate. Şu yüzeyi seçelim arkadaşlar şimdi. Şu bunu bir surface body olarak görmek istiyorum. Generate dedim. Bakın. Şimdi surface body'ye dönmesi lazım. Evet döndü. Şimdi bundan çıkıyorum arkadaşlar. Mesh'ime iki kere tıkladım. Biraz hızlandırmaya çalışıyorum. Mesh'ime iki kere tıkladım. Buraları atlayabilirsiniz arkadaşlar. Hem mesh atacağım hem de name section'larını ekleyeceğim. Şimdi Z'den bakalım. Surface body mesh'imi. Aa pardon. Hazır gelmişken şöyle yapalım. Şunu eklemeyi unuttuk arkadaşlar. Sizing dedim. Şunu seçtim. Apply dedim. 5 milim olsun. Benim mesh kalitemin uzunluğu. Bakayım. Tamam, güzel, ideal. Şunu yapmayı unuttuk arkadaşlar. Şuraya bir daha gel. Şunu yapmayı unuttuk. Şimdi şunu seçelim. Burası arkadaşlar benim inletim. Inlet 1. Generate şuram inlet 2 generate şuramsa arkadaşlar inlet pardon outlet tim generate. Şimdi bu işlem bitti. Evet. Bunu bir güncellememizi istiyor. Bir update diyeceğim. Bakayım ne oldu. Ha, dur geldi. Şimdi olmuştur.
Update diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar geliyorum setup'ıma. İki kere tıkladım. Açılsın setup'ım. Buradan yüklemeleri yapıp daha sonra da analiz sonuçlarına bakacağım. Tamam mı? Bakın şu şekilde geldi. Şimdi general enerjim, hadi enerjiye de bakalım. Laminer olsun akışım. Onun sonuçlarına da bakarız. İnletim, bakın. Component dedim. Şu yönde 10 milim metre bölü saniyem olsun. 300 olsun. Okey. 2'ye bakalım. Burası eksi 10 olsun. 500 Kelvin olsun. Sıcaklığın etkisine de bakmak istiyorum. En son çıkışına bakacağım. Evet. Buradan bir dakika. Materials'e geleyim. Ben buradan bunu seçmek istiyorum. Evet, şuradan. Yüz ideal. Onu da göstereyim. Hatta yüzde bile çözmedi. Peki, şöyle yapalım. Bir de bunu değiştirelim. Laminer değil de bir türbülans modeli seçelim. Okey diyelim. Bir daha çöz bakayım. Şekilde bir bakalım arkadaşlar sonuca. Nasıl olacak? Şunu kapatayım. Şunları gösterelim. Evet. Şu Z'den bakmak istiyorum. Contour. Okey. Bakalım hızımız ne çıkacak. Hızımız ne çıkacak? Bakın. Şimdi bunu türbülans modeliyle çözdüm. Tamam mı? En son 41'e çıkmış. Gördünüz mü? Hızıma bakın. Hatta outlet'e bakayım. Çıkış hızıma bakayım. 41 metre bölü saniyeye çıkmış. 41,5. Nasıl yapalım? Outlet diyelim. Apply diyelim. Lokal diyelim. 40 metre bölü. Bakın 40'a çıkmış. Gördünüz mü? 40 yani. 40 metre bölü saniyeye çıkmış. Peki sizce mantıklı mı arkadaşlar bu?
Yani 40 metre bölü saniye olması normal mi? Yani şey açısından düşünseniz, akışkanlar mekaniği açısından hani teorik olarak düşünseniz mantıklı mı? Bunun bir hesabını yapın bakalım. Burada 20 milim de çapım. 20 milim bir kere çapı ikiye düşürdü. Ya yani yarıya düşürdüm. Çap yarı yarıya düştü. Buradan bir birim gelirken buradaki siz söyleyin. Hızım debim 2 birim oldu. Bakın 2 birim olurken yarı yarıya düştü. Yani 4 katı artmış olması gerekiyor. Anladınız mı? Orantı kuracak olsanız 4 katı artıyorsa hızım da 4 kat artar yani o zaman. Bir de siz bakalım yapın hesabınızı. Eğer derseniz ki hocam böyle olmaz. Nasıl yaptın sen? Derseniz bakarız. Olur mu? Bakın şu şekilde. Bunu bir yüz yapalım. Hızın olduğu nokta. Okey. 40. Peki bunu buradan outlet değil de simetri yapalım. Ve asıl görüntümüze ulaşmış olalım. Tamam mı arkadaşlar? Yani şu sorunun cevabı neymiş? Şu sorunun cevabı neymiş? Anladınız mı? 40 metre bölü saniye hız. Okey. Benim analizim burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.